Bu videoda devre analizinde çok sık kullanılan bir metodu, düğüm voltajları yöntemini konuşacağız. Bu yöntem düğüm gerilimleri yöntemi olarak da bilinir ama biz şimdiye kadar hep voltaj dedik, öyle devam edelim. Yöntemin ne olduğuna geçmeden önce düğüm voltajı adı verilen yeni bir terimden bahsedeceğiz. Şimdiye dek uçları arasında voltaj bulunan devre elemanları üzerinde çalıştık. Hatta bu voltajlara eleman voltajı dedik. Veya bir kolun uçları arasındaki voltajdan söz ederken kol voltajı terimini kullandık. Bunlar belirli bir devre elemanını ilgilendiren voltajlardı. Şimdi ise düğüm voltajı diye bir kavramla karşı karşıyayız. Düğüm voltajı yine bir voltaj. Öyle çok sıra dışı bir şey değil. Ama devremize şöyle bir bakıp düğümleri isimlendirdiğimizde hadi gelin düğümleri isimlendirelim. Bu dirençle bu kaynak arasındaki bu kavşağa düğüm 1 diyelim. Bu düğüm bu iki elemanın birleşme noktası. Bir diğer düğümde bu iki direncin akım kaynağıyla birleştiği noktada ve bu tek dağılımlı bir düğüm. Adı da düğüm 2 olsun. Aşağı indiğimizde 3 bileşenin bu tek kavşakta birleştiğini görüyoruz. Bu da düğüm 3. Bir düğüm voltajı tanımlamak için yapmamız gereken ilk şey bir referans düğüm belirlemek. Buraya da yazalım. Referans düğüm. Güç kaynaklarının uçlarına bağlı olan veya çok sayıda kolun birleştiği düğümler iyi birer referans düğüm seçimidir. Burada da düğüm 3 iyi bir referans düğüm seçimi. Referans düğümü böyle bir simgeyle gösteriyoruz. Bu toprak simgesi. Devrede buna toprak deniyor. Referans düğümü göstermenin başka yolları da var. Mesela şöyle bir simgede kullanabiliriz. Bakın. Sanki toprağa bağlanmış bir tel gibi duruyor. Bazen de ters T simgesi kullanılır. Bu da toprağa göstermenin bir yolu. Özetle devre şemasında bu simge referans düğümü temsil ediyor ve biz referans düğümümüz olarak düğüm 3'ü seçtik düğüm voltajı herhangi bir düğümle referans düğüm arasında ölçülür. Bizim örneğimizde bu voltaj düğüm 1'deki düğüm voltajı. Buna V1 diyelim. Bu voltaj da V2 olsun. Her iki voltaj da düğüm 3'e göre ölçülüyor. Eksi, artı, eksi, artı. Bu düğüm voltajlarını düğüm voltajları yönteminde kullanacağız. İlk iş olarak elemanların isimlerini ve değerlerini yazmak istiyorum. Buna Vs diyelim, diğeri de 15 volt olsun. Bu direnç R1 değeri 4 kilo ohm. Bu direnç R2 değeri de 2 kilo ohm diyelim. Daha önceki videoları izlediyseniz hatırlarsınız. Bu devre temel yasaların uygulanması videosunda kullandığımız devrenin aynısı. Ha tabi son olarak bu var. Bu akım kaynağına IS diyelim. Değeri de 3 mA olsun. Bu devreyi daha önce analiz etmiştik. Kirchhoff yasaları olan KVY ve KY'yi uygulamış devredeki akım ve voltajları hesaplamıştık. Şimdi yine aynı analizi yapacağız. Fakat bu kez düğüm voltajları yöntemi adını verdiğimiz yoldan gireceğiz. Aslında yine daha önce kullandığımız temel yasaları yani Ohm ve Kirchhoff yasalarını kullanacağız. Ama bunu çok akıllıca, düzenli ve verimli bir şekilde yapacağız. Bu yöntemi kim bulduysa belli ki çok zeki biriymiş. Ve sağ olsun bir kenara yazıp bizimle de paylaşmış. Şimdi ilk olarak bu yöntemin adımlarını yazmak istiyorum. Bu bir teori değil, bu bir yöntem. Dolayısıyla devreyi analiz etmemize yarayan bir takım sıralı adımlardan oluşuyor. Listeyi yazıyorum. İlk adım bir referans düğüm seçmek. Biz bunu zaten yaptık. İkinci adım düğüm voltajlarını isimlendirmek. Biz bunu da yaptık. Düğüm voltajlarını V1 ve V2 olarak adlandırdık. Tabii bu voltajları referans düğüme yani düğüm 3'e göre belirledik. Düğüm 3 voltajları söz konusu olduğunda düğümlerden birinin daima referans düğüm olduğu varsayılır. Öyleyse gelelim 3. adıma. 3. adım kolay düğümleri bulmak. Bunun ne anlama geldiğini birazdan anlatacağım. 4. adım KY yani Kirchhoff Akım Yasası denklemlerini yazmak. 5. adımsa denklemleri çözmek olacak. İşte düğüm voltajları yöntemi bu 5 adımdan ibaret. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. İlk iki adımı zaten yaptık. Peki bir sonraki adımdaki kolay düğümleri bulmak ne demek? Kolay düğümler referans düğümleri aralarında sadece bir kaynak olan düğümlerdir. V1 kolay düğümlere bir güzel bir örnek. Yani V1 kolay bir düğüm. V1'i bulalım. Sadece şöyle bir bakarak V1'in 15 volt olduğunu bulabiliyoruz. Böylece üçüncü adımı da halletmiş olduk. Sıradaki düğüm kolay bir düğüm değil. Kendisine bağlı birkaç bileşen var. Biraz karmaşık. Üçüncü adımı geçmiştik. Hadi adımları işaretleyelim. Bu birinci adımdı. Bu ikinci adımdı. Bu da üçüncü adımdı. Artık dördüncü adıma geçmeye hazırız. Ekranı biraz kaydırayım. Dördüncü adım devredeki Kirchhoff akım yasası yani KY denklemlerini yazmak. Ama bunu özel bir yolla yapacağız. Akım yasasını bu düğme yani düğüm 2'ye uygulayacağız. Bu düğüm için akım yasasını yazacağız. Bunun için önce akımları belirlememiz gerekiyor. Bu bir akım, bu bir akım, bu da bir akım. Karıştırmayalım diye bu akımları isimlendirelim. Bu I1 olsun çünkü R1'den geliyor. Bu I2 olsun çünkü R2'ye gidiyor. Buradaki zaten ise. Şimdi Kirchhoff akım yasasını I cinsinden yazalım ve düğüme gelen tüm akımların sıfır toplamını verdiğini gösterelim. Bu ikisi düğümden uzaklaşıyor. O halde Kirchhoff akım yasasına yazarken işaretlerini eksi alacağız. Hadi buraya yazalım. I1 eksi I2 eksi IS eşittir 0. Şu an dördüncü adımdayız. Aslına bakarsanız düğüm voltajları yönteminin özü burada saklı. İlk kez bu noktada daha önce yapmadığımız bir şey yapacağız. Bu akımları düğüm voltajları cinsinden yazacağız. I1 bu yönde ilerleyen akım. Öyleyse I1, V1, eksi V2 bölü R1'e eşit olur. Evet bu R1 direncinden geçen akımın düğüm voltajları cinsinden ifadesi. I2 akımını bulmak için ise doğrudan ohm yasasını kullanabiliriz. I2 akımı V2 bölü R2'ye eşittir. Son akımımız da IS. Bunu olduğu gibi IS şeklinde bırakıyoruz. Ve tüm bunlar sıfıra eşit oluyor. Böylece dördüncü adımı da tamamlamış olduk. Yani KAY'yi düğüm voltajları cinsinden yazdık. Dolayısıyla dördüncü adıma da tik atıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.